Sevgili seyirciler merhaba, futbol gündemine hoş geldiniz. Yeni bir günde futbol gündemiyle yine karşınızdayız, birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve gündemdeki konuları sizlere aktaracağız programımız boyunca. İki değerli konuğumuzla birlikteyiz. Sevgili Gökhan Keskin, değerli futbol adamı, teknik direktör. Hoş geldiniz hoş Gökhan Keskin ve Sayın Melih Esen Cengiz, değerli yazar. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle şöyle başlayalım. Sayın Cengiz, sizin kısa süre önce yayınlanan bir romanınız var. Bir Osmanlı yazı. Bu romanda, bu kitabınızda istibdat dönemi sonrasında kurulan kulüplerimiz, tarihi çınarlar, asıllık kulüplerimiz, hem bu kulüplerin doğuşu, o dönemde yaşanan süreç, tarihin, sporun iç içe geçtiği gerçek bir hikaye anlatılıyor. Nasıl böyle bir kitabı yazmaya karar verdiniz? Öyle başlayalım isterseniz. Çok teşekkür ederim. Bir defa beni burada ağırladığınız için, bir de benim için sürpriz oldu. Futbolculuğunda hayvanlıkla seyrettiğim bir kardeşimizle beraber olabilmek, Gökhan bizim imrenerek seyrettiğimiz. Bir döneme damgasını vurmuş tabii, efsanelerden biri. Tabii çok önemli bir insandı. Zaten duydum az önce de yine genç yetiştirmeye ve A2 takımının başındaymış. Ondan da mutluluk duydum. Futbol biliyorsunuz bir zevk meselesi ama bu kitabı nasıl yazmaya karar verdim ya da bu kitabı yazmaya beni neler teşvik etti? Şöyle söyleyeyim. Ben tarihe çok meraklıyım. Bundan 2-3 sene önce de çok büyük bir spor tarihi çalışması yaptık. Aslı Fener diye. Ve ben o çalışma esnasında 1900'lü yılların başlarında gençlerin yaşamını, idarecilerin yaşamını, hepsinin detaylarına kadar girdim. Bu bende bir birikime yol açtı. Ve bunun sonunda da böyle bir kitap çıktı. Çok bir basit örnek vereyim. O dönemde yaşamış ve 1918'de vefat etmiş bir yöneticinin, ki mezarı bile belli değil, özel dosyasını, Osmanlı Bankası'nda çalıştığını biliyorduk, müzesinden bulduk. O dosyayı çıkarttık. 1918'den beri açılmayan bir dosya. Ama Türk futboluna çok büyük katkısı olmuş. İlk futbolculardan bir tanesi. Aile, hayat, yani onunla ilgili bilgiler. Bu şekilde detaya girince insanda istemeden bir birikim oluyor. Ve ben bunu ana hatlarıyla gerçek ama tamamıyla kurgu olan benim yaşadığım büyük bir hayali yazıya dökmüş oldum. Bu kitap 1914 yazı. 1914 yazı da çok önemli bir yaz. Çünkü 3 tane başlaması, 3 tane takım, 3 tane gençlik grubu diyelim. Almanlar, Türkler ve Ruslar. Ve onların mensup olduğu 3 devlet. Üçü de monarşik devlet. Kaiser'in başında olduğu monarşik bir yapı şeydi Almanya'da. Sultan'ın başında olduğu bir monarşik yapı Osmanlı Devleti'nde ve Çar'ın başında olduğu Rus İmparatorluğu. Bu süreç bir başlıyor, ondan sonra Kaiser yıkılıyor, 1919'da Weimar Cumhuriyeti kuruluyor Almanya'da. Osmanlılar yıkılıyor, Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor, Rus İmparatorluğu yıkılıyor ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Çok önemli bir yaz. Bir defa onu bir geçeyim arka planda. Ama kitap tamamen gençlerin hayata inatla sarılması, gençlerin direnci, onu anlatıyor. Yani bugünkü gençlerle o dönemin gençlerinin mukayesesini yapma imkanı veriyor mu? Belki veriyor onu ama bu tamamıyla belgesel bir kitap değil, tamamen roman yani. Öyle bir kitap, o dönemi yansıtmaya çalışan ve nasıl yansıtmaya çalışıyor? Savaş ve futbol ortamında yansıtmaya çalışıyor. Kitabın belki ilk bölümünde biraz futbol ama sonu tamamen savaş ağırlıklı oluyor. O çoğunun kısacık hayatlarında neler çektiklerini, fedakarlıklarını filan anlatan büyük bir hayal. Gençliğin inadı diyelim. Evet, tekrar belirtelim. Şöyle de göstereyim ben bir Osmanlı yazı kameramıza doğru da Melih Bey'in işte bu kitabı gerçekten özel. Spor severlerin de, futbol severlerin de, tarihe meraklı olan insanların da
keyifle okuyacakları bir kitap şu gibi. Yani. Efendim size çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel mesajlar verdiniz. Keyifli bir kitabı tanıttık. Bu tarihi belgeleri bizimle bir anlamda paylaşmış oldunuz. Çok sağ olun. Kısa bir ara vereceğiz sizi uğurlarken. Çok sağ olun. Başarılar diliyoruz bundan sonraki dönemde de yeni çalışmalarınızda. Ben size teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz ve kısa bir ara veriyoruz.